Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Mustafa Özcan görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah Teala. İnşallah. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde o temennimizi dile getiriyoruz. Cuma günümüz ve gecemiz hayırlı olsun. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah. İnşallah. Efendim tabi bazen zamanımız bir saat ama gene de yetmiyor. Çünkü bazı hazırlanan bir konuya giriyorsunuz. O kadar çok malzeme çıkıyor ki nakledeceğiniz. Bu geceki daha doğrusu konumuz da hazırlıklı olmak lazımdır diye bir başlık altında veriyoruz. Niye hazırlıklı olmak lazım? Hesaba, ölüme. Onun için de İslam alimleri buyuruyorlar ki yaptığımız iyi amellerde dahil olmak üzere hepsine tevbe istiğfar etmek lazım. Niye? Niye iyi amellerde buyuruyorlar? Çünkü o amelin yapılması da Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıdır. Evet. Mesela biz burada program yapıyoruz. Cenab-ı Hak bize böyle program yapmayı nasip etmiş. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunanlar da efendim ben dinliyorum. Cenab-ı Hak dinlemeyi nasip etmeseydi, o muhabbeti, o sevgiyi vermeseydi nerede dinleyecek? Mümkün değil. Mümkün değil. Ne biz anlatabiliriz, nakledebiliriz, ne de onlar dinleyebilir. Anlatana da, dinleyene de bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu mudur, lütfudur, ihsanı mıdır, ihsanı mıdır, ihsanıdır, nimeti midir? Hem de nasıl? Dolayısıyla bu nimete de şükretmemiz lazım mı? Lazım. Evet. Anlatanlar olarak, nakledenler olarak bizlerin bunun akabinde tövbe istiğfar etmemiz lazım mı? Lazım. Niye? Kibir gelir, ucub gelir, riya gelir. İnsanlar beğensin diye düşüncesi gelebilir, kalpten geçebilir. Bunlar hep kirdir buyuruyor. Bu kirlerden temizlenmesi lazım. Onun için halis olması, yani ihlaslı olmak. İhlastan murat da zaten o. Bütün kirlerden, Allah-u Teala'nın rızasının dışında ne gelirse, ne hatıra gelirse bunların hepsinden temizlenmesi mi lazım? Evet. Neyin? İbadetlerin. Bu da ibadet midir? Elbette. Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına nakletmek. Cenab-ı Hak nefsi emmaremizin şerrinden hepimizi korusun. Amin. Ve nefsimizin devreye girmesinden muhafaza buyursun. Amin. Çünkü ilk defa mümini konuşan şeytani laindir deniyor. Yani ben dedi ve kaybetti. Cenab-ı Hak hepimizi nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza buyursun. Amin. Efendim İslam alimleri buyuruyorlar ki günah işleyince hemen tövbe etmek farzdır. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu konuda hadis-i şeriflerde var aynı şekilde. Evet. Yani tevbe eden ama nasıl tevbe eden? Gerçek manada tevbe eden. Hiç günah işlememiş gibi midir? Evet. Rabbimizin vaadi vardır. Samimi olarak istekle, arzuyla ve herhangi bir niyet karıştırmadan tevbe ediliyor ise ve bu tevbede de sadık kalınırsa Cenab-ı Hak o işlenen günahları affedeceğini vaat etmiştir. Bütün mesele şartlarına uymakta mı? Evet. Şimdi efendim kitaplarda anlatılırken böyle peş peşe arka arkasına hadis-i kutsiler nakledilmiş. Ne demek hadis-i kutsi? Hadis-i kutsi ifade ediş şekli Peygamber Efendimiz'e ait fakat mana Cenab-ı Hakk'a ait olan sözlerdir. Hem mana hem ifade hem lafız hem mana Allah-u Teala'ya ait olan sözlere ayet-i kerime denir. Kur'an-ı Kerim'dekiler. Mana ve lafız da Peygamber Efendimiz'e aitse bunlara hadis-i şerif denir. Ama mana Allah-u Teala'ya ifade ediş şekli Peygamber Efendimiz'e ait ise buna hadis-i kutsi denir. Ve yine bunlar nakledilirken Allah-u Teala buyuruyor ki diye nakledilir. Efendim bir hadis-i kutsi de Allah-u Teala buyuruyor ki ey insanoğlu günahlarınıza tevbe ederek kendi kendinize ikramda bulunun. Allah Allah. Tevbe ederek kendi kendinize ikramda bulunun. Salih amel işleyerek cihad edin. Henüz kıyamet kopmadan kıyametin dehşetini düşünüp ona göre hazırlanın. İşittiğiniz halde sağırlardan olmayın. Tamam biliyoruz ya falan. Ne oldu? Duydu ama hiç sağırlardan olduk. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Gönlünüze gelen sıkıntı, mal ve rızkınızdaki eksiklik, malayani sözlerden ve zamanı iyi değerlendirmemekten ileri gelir. Kim buyuruyor bunu? Allah-u Teala. Allah. Onu bir daha tekrar edeyim. Gönlünüze gelen sıkıntı. Durup dururken bir sıkıntı geliyor. Sonra mal ve rızkınızdaki eksiklik.
mala veya aynı şekilde ne bileyim cana gelen herhangi bir eksiklik neden kaynaklanılmış? Mala yani dinine ve dünyana ait olmayan lüzumsuz sözlerden ve zamanı da iyi değerlendirmemekten ileri gelir. Lüzumsuz konuşuyorsan Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o ömrü, o zamanı Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde dinine ve dünyana faydalı olarak kullanmıyor isen ne gelirmiş? Gönlümüze sıkıntı gelirmiş, mala veya aynı şekilde rızkımıza eksiklik, noksanlık mı gelirmiş? Evet, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Başkalarının kusurlarını gördüğü vakit kendi kusurlarını hatırlamayan şeytanı sevindirir, Rahman'ı gücendirir. Başkalarının kusurlarını gördüğü vakit kendi kusurlarını hatırlamayan şeytanı sevindirir, Rahman'ı gücendirir. Aa, Bahattin Bey'e bak, Bahattin Bey'e bak. Sen kendine baksana Bahattin Bey'e bak. Önce kendine bak. Tabii ya. Onda bir şey gördüysen ya ben bunu yapıyor muyum acaba? Hemen kendine çevir bakalım. Neler görürsün, neler bulursun? İnsan zaten kendini bir bu şekilde bir sanık sandalyesine otursa Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Ama kimse de oturtmuyor. Yok. Başımıza gelen sıkıntı o yüzden oluyor zaten. Devam ediyor hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Gizli ve açık bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Gizli ve açık bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Kimse görmeden yapayım. Allah-u Teala görüyor. Gizli ve açık bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Oruç tutanlara sayısız nimetler ihsan ederim. Tevbe edenleri azabımdan emin kılarım. Her nimet bendendir. Bunun için yalnız bana şükredin. Her şeyi veren benim. Her şeyi benden isteyin. Rahmetimden ümit kesen helak olur. Buyuruyor Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsi'de. Bir başka hadis-i kutsi'de. Ey kullarım! Bedenleriniz zayıf, yol uzak, yük ağır, sırat incedir. Yeminizi yenileyin, azığınızı bol alın, yükünüzü azaltın, halis para alın. Gittiğiniz yerdeki sarraf kalp kara para almaz. Kalp sahte yani, bozuk. Para almaz. Ya! Ey kullarım! Bedenleriniz zayıf, yol uzak, yük ağır. Yaratan en iyi biliyor, haber veriyor. Dikkat edin. Bedenleriniz zayıf, yolunuz uzak, yükünüz ağır, sırat incedir. Geminizi yenileyin, azığınızı bol alın, yükünüzü azaltın, halis para alın, gittiğiniz yerdeki sarraf kalp para almaz. Geminizi yenileyin, yani devamlı surette tövbe istiğfar etmek suretiyle amellerinizi de çoğaltın. Azığınız bol olsun, azığınız bol olsun, amelin bol olsun. Beş vakit namazı kıl. Dilinden onu bunu dedikodu edeceğine, gıybet edeceğine, la ilahe illallah de, estağfurullah de, subhanallah de, elhamdülillah de, la ilahe illallah de. Bunları de ya. Evet. Değil mi? Değil mi? Evet hocam. Çünkü falan ne yapmış filan ne yapmış. Bunlar da kayda geçiyor. La ilahe illallah diyorsun, o da kayda geçiyor. Her şey kayda geçiyor. Evet, her şey kayda geçiyor. Orada bir mesela başka bir hadis-i şerifte de geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Mahşer günü herkesin amel defteri eline verildiği zaman herkes açıp bakacak. Mesela sayfalarca böyle her taraf simsiyah gidiyor. Bir tane istiğfar görünce öyle sevinirmiş ki. Tüh dermiş ya, niye ben bunu hiç söylemedim. Bazen günler, aylar, seneler geçir, estağfurullah demeyiz. Ya hazır ecel gelmemiş, estağfurullah de, estağfurullah min küllü ma kerih Allah de. Bu gece cuma gecesi, salavat-ı şerife getir, istiğfar oku, la ilahe illallah de, Kur'an-ı Kerim oku, Fatiha oku, Peygamber Efendimiz'in hayatını oku, aleyhissalatü vesselam, Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in hayatını oku, Evliya-i Kiram'ın hayatını oku. Ya bir şey yap. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, bedenleriniz zayıf, yol uzak, yük ağır, sırat incedir. Geminizi yenileyin, azığınızda bol alın. Ve yükünüzü azaltın. Yükünüzü, günah yükünü azalt. Günah yükünü azalt. Hatta tamamen at. Ve halis para alın. Halis para, ihlasla yapın bunları. Çünkü gittiğiniz yerde riya ile yaptığınız şeyle falan kabul edilmiyor. Şak diye atılacak yüzüne karşı. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Bir başka hadis-i kutsiydi Allah-u Teala. Fakirler benim ihalimdir. Zenginler onlara yardım elini uzatırsa servetlerini çoğaltır, cennetime koyarım. Cimrilik eder, fakirlere yardım etmezlerse servetlerini mahveder, kendilerini de cennetime koymam. Cenab-ı Hak açıkça buyuruyor. Kopya veriyor. Böyle yapın, böyle yapmazsanız dilediğini yapan benim buyuruyor. Mülk de bana aittir. Ya. Ve bir başka hadis-i kutsi'de Allah-u Teala yine buyuruyor. Nimetleri geçici ve hayatı sona erecek olan fani dünyayı nasıl seversiniz? Akılsızlar dünyalık ile sevinir. Dünyaya haris olanlar marifetten yoksun olur. Yani Allah-u Teala'yı tanıyamaz. Benim dostlarım dünya için tasa çekmez.
dünya için üzülen kimsenin gönlünden münacaat zevkini, yalvarma zevkini kaldırırım. Benim velilerim, evliyam dünya için asla üzülmezler. Ölçü belli. Nimetleri geçici, hayatı sona erecek olan fani dünyayı, geçici dünyayı nasıl seversiniz? Akılsızlar dünyalıkla sevinir. 3 kuruş para verirsin, dünya onun olur. Dünyaya haris olanlar marifetten, Allah-u Teala tanımaktan yoksun olur. Benim dostlarım dünya için tasa çekmez. Dünya için üzülen kimsenin gönlünden münacaat zevkini, zikir, dua ve benzeri ibadetlerin zevkini kaldırırım. Benim evliya kullarım dünya için asla üzülmezler buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve kısa bir hadis-i kutsi, Rabbimiz buyuruyor, gönlü üzüntülü olanı, belaya sabredeni severim buyuruyor. Evet. Ne hoş ama, gönlü üzüntülü olanı, belaya sabredeni severim. Bir bela geldi. Ah vah, niye bana geldi? Kaybettik. O belada Allah-u Teala'dan geliyor. Tabii, imtihan ediyor. Dayanacak mı, dayanmayacak mı? Ne buyuruyor? Gönlü üzüntülü olanı, belaya sabredeni. Peki efendim, gönlün niye üzüntülü olur? Bir kimse hatalarını, kusurlarını düşünürse, yaptıklarında kayda değer düşünme, kayda değer bilmezse, bu kimse üzüntülü olur. Niye? Ortada bir şey yok diye üzülür. Evet. Yaptıklarını kayda değer görmüyor. Hatalarını da büyük görüyor. Bu kimse üzüntülü olur tabii ki. İki kere bir la ilahe illallah diyor. Ondan sonra hevce benim gibi var mı falan. Allah Teala korusun. Onun gönlünde üzüntüne geçen. Cenab-ı Hak muhafaza olsun. Böyle amin. Olmaktan bizi korusun. Amin. Bir başka hadis-i kutsi'de Rabbimiz yine buyuruyor. Ahiret ehlini tarif ediyor burada Cenab-ı Hak. Ahiret ehli, güler yüzlü, haya sahibi, kötülüğü az, iyiliği çok olan, ölçülü konuşan, kendi muhasebesini yapan, kalbi uyanık, muhabbetle beni anıp, gözleri yaşaran, her nimetin evvelinde besmele ile başlayan, sonunda hamd ve şükür ile bitirenlerdir. Yani yüzünü ahirete dönenler, ahirete talip olanlar, Allah-u Teala'nın rızasına talip olanların özelliği bu hadis-i kutsi'de bildiriliyor. Ahiret ehli, güler yüzlü, haya sahibi, kötülüğü az, iyiliği çok olan, ölçülü konuşan, kendi muhasebesini yapan, kendini hesaba çeken, kalbi uyanık olan, muhabbetle beni anıp gözleri yaşaran, her nimetin evvelinde besmele ile başlayan, sonunda hamd ve şükür ile bitirenlerdir. Su içtin, besmele ile başlıyorsun, bitiriyorsun, elhamdülillah diyorsun. Yemek yiyorsun, başlıyorsun, besmele ile bitiriyorsun, elhamdülillah diyorsun. Portakal yiyorsun, elma yiyorsun, incir yiyorsun, zeytin yiyorsun. Bunların hepsi Rabbimizin ihsanı mı, ihsanı, nimeti mi, nimeti. Yani yüzü ahirete dönük olanlar bunları yerken, bunların tadına bakarken hep besmele ile başlar, elhamdülillahla bitirir, Cenab-ı Hakk'a şükreder. Evet. Şimdi bunları şey yaptıktan sonra dönüp bir bakıyoruz. Eyvah. Yemek yerken bile hatırımıza gelmiyor ki besmele. Bir meyve yiyeceksin, bir çekirdek yerken bile. Onu ihsan eden kim? Cenab-ı Hak. Besmele hatıra gelmiyor. Yiyorsun, lezzetini alıyorsun, elhamdülillah demiyorsun. Cenab-ı Hak anlayışımızı artırsın ya. Amin. Bir hadis-i kutsi'de yine Rabbimiz buyuruyor. Dünya ehli, biraz önce ahiret ehlini anlattılar. Şimdi dünya ehli malı çok olup dünyaya sarılan, öfkesini yenemeyen, aza razı olmayan, kötülük ettiği kimseden özür dilemeyen, mazeret kabul etmeyen, ibadette tembellik eden, günah işlemeye hevesli olan, eceli yaklaştığı halde uzun emeller peşinde olan, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmeyen, nimetlere şükretmeyen, belalara sabretmeyen, herkesi küçük gören, büyüğüne saygı, küçüğüne şefkat göstermeyen, nefsine uyanların indinde akıllı fakat gerçek akıllar yanında cahil olan kimselerdir. Buyur. Efendim kim dedi işte? Rabbimiz buyuruyor. Ahiret ehli bu, dünya ehli de bu. Dünya ehli bir daha. Hadis-i kutsi bu çünkü. Allah-u Teala buyuruyor ki dünya ehli malı çok olup dünyaya sarılan, öfkesini yenemeyen, aza razı olmayan, kötülük ettiği kimseden özür dilemeyen, mazeret kabul etmeyen, ibadette tembellik eden, günah işlemeye hevesli olan, eceli yaklaştığı halde uzun emeller peşinde olan, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmeyen, nimetlere şükretmeyen, belalara sabretmeyen, herkesi küçük gören, büyüğüne saygı, küçüğüne şefkat göstermeyen, nefsine uyanların indinde akıllı, fakat gerçek akıllılar yanında cahil olan kimselerdir. Kim? Dünya ehli. Evet. Dünya ehli de buymuş.
Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a vahyederek buyuruyor ki, ey Davud, benim kapımı kim çaldı da ona açmadım? Benden kim bir şey istedi de ona vermedim? Bana kim dua etti de kabul etmedim? Beni kim andı da ben onu anmadım? Ey Davud, günahkarlara müjde ver, salihleri de korkut. Hakikaten öyle ya. Evet. Bu hepimize hitap. Benim kapımı kim çaldı da onu açmadım? Efendim ben çaldım da açılmadı. Nasıl çaldın? Kafam bir yerde, kalbim bir yerde. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmıyorsun. Tık 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 kapı çalıyorsun. Olur mu öyle şey? Olmaz. Benden kim bir şey istedi de ona vermedim. Şartlarına uygun yap, isteyince niye vermesin ki? Bana kim dua etti de kabul etmedim. Mesela İslam ve Toplum programında geliyor. Efendim diyor, biz de dua ettik ama kabul etmiyor. Namaz yok. Haram, gani, gıybet, gani, yalan, gani. Ondan sonra da o ağızla dua ediyorsun. Cenab-ı Hak'tan istiyorsun. Kabul olur mu hiç ya? Ve Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Beni kim andı da ben onu anmadım? Ey Davut, günahkarlara müjde ver, salihler de korkut. Davut Aleyhisselam arz eder. Ya Rabbi, bunu nasıl yapacağım? Yani günahkarlara ne müjde vereyim, salihleri nasıl korkutayım? Cevap. Cenab-ı Hak vahyederek bildiriyor. Buyuruyor ki, günahkarları tevbeyle, benden ümit kesmemekle müjdele. Benden ümit kesmeyip tevbe ederlerse günahlarını affederim. Salihleri de ibadetlerine korkut ki ibadetlerine aldanmasınlar. Ben bittim. Yani köşeyi dön. Yok, sakın ha. Sakın ha. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Daha fazlasını yapmaya çalış. Daha düzgünlüğü, doğrusunu. Hem öyle de esas burada Bahattin Bey. Allah-u Teala buyuruyor ki, salih kullarım hani bana iman etti, güzel ameller işliyorlar. Sakın ha o ibadetleri kendilerinden bilmesinler. Ben vermesem nasıl yapacaklar buyuruyorlar. İzin vermediğim takdirde tabii, yapamazlar. Yapamazsın tabii. Mesela Cenab-ı Hak bize iman nimet nasip etmiş. Zorla bunu bakkaldan satın alamıyorsun. Marketten satın alamıyorsun. Reçeteli olmuyor bu. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır bu. Mesela bir kimseye kitap verirsin veyahut da radyoyu dinler, televizyonu dinler, doğru yayın yapan bir yeri dinler. Bütün bunlar kitap, gazete, takvim neyse bugünkü vasıtalar bir insanı sarayın kapısına kadar götürür. O sarayın kapısını ancak sahibi açarsa. Sahibi de Cenab-ı Hak'tır. Hidayet kapısı deniyor buna. Öyle ben işte adamı götürdüm Müslüman oldu. Kimse kimseyi Müslüman yapamaz. Kimse kimseyi de aynı şekilde hidayeti kalbine yerleştiremez. Peki diyeceksiniz ki bizim yaptığımız ne? Biz de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği sebebe yapışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimeti ishar için ve Cenab-ı Hak bizi de soracak. Ya bugün mesela radyoyu ihsan etti. Bununla aynı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak soracak. Verdim de bu nimeti sen ne yaptın diyecek. Siz ne yaptınız diyecek evet. Cenab-ı Hak. Ha biz bu yayını yaparız. Dinlenir, dinlenmez, kabul eder, etmez. O bizi ilgilendirmez. Bizim vazifemiz yapmak. Sarayın kapısını açma yetkisi bize ait değil. Allah-u Teala bu kapıyı açmayı peygamberine bile aleyhissalatü vesselam vermemiş. O bana ait buyuruyor. Hidayet kapısıdır bu. Kimse oraya müdahale edemez buyuruyor. Davud aleyhisselam oğluna buyuruyor ki, oğlum sana 3 öğüt vereyim. 1. Elde edemediğin şey için üzülme. Kısmet böyleymiş diyerek Allah-u Teala'ya tevekkül et. 2. Eline geçene razı ol. Kısmetin buymuş diyerek Allah-u Teala'nın taksimine razı ol. Şükret. Evet. 3. Elinden çıkana ve kaybettiğine sabret. Mukadderat böyleymiş de. Ne güzel ölçü ama. Evet. Elde edemediğin şey için üzülme. Kısmet böyledir. Takdir böyledir. Eline geçene de razı ol. Kısmetin buymuş diyerek Allah-u Teala'ya tevekkül et. Ve Cenab-ı Hakk'ın taksimine razı ol. Elinden çıkana ve kaybettiğine de sabret. Mukadderat böyleymiş de. Ve bu Davud Aleyhisselam'a vahiy ile bildirilen ve önceki nakletmiş olduğumuz hadisi kutsilerde bizim için öyle ölçüler bildiriliyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben bunlardan razıyım, bunlardan değilim. Böyle böyle yaparsanız neticeniz felakettir. Ama böyle böyle yaparsanız benim rızama kavuşursunuz. Ve benim rızama kavuşan da razı olduğum kulların koyacağım yer cennettir buyuruyor. Ben cennete gitmek istiyorum, o zaman buyur. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu din İslamiyet'tir. Allah-u Teala bunu Muhammed Aleyhisselam'a göndermiş. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmış. Eğer Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kul olmak istiyorsak, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki itikad bilgilerini, fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenip buna uygun iman etmek, buna uygun o bilgilere uygun ibadet yapmak mecburiyetindeyiz. Efendim bunları yaparsak kurtulur muyuz? Vaad-i ilahi böyle. Evet. Kim hangi sebebe yapışırsa onun neticesine kavuşur. Kim hangi sebebe yapışırsa onun neticesine kavuşur. Kim hangi tayyareye binerse
O tayyare nereye gidiyorsa onu oraya götürür. Gönlünün istediği yere değil. Her tayyarenin bir istikameti, bir rotası vardır. Sen cennete gidene değil de cehenneme gidene bilet aldıysan cennete gidemezsin. Onun için bunlara uygun yaşamak için mi gayret edeceğiz? Evet, galiba aramız bunlar. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz hazırlıklı olmak. Ahirete, ölüme hazırlıklı olmak. Evet hocam. Evet, şimdi hani konumuzun ismi öyle de birinci bölümde naklettiğimiz o hadis-i kutsilerde nasıl hazırlıklı olacağımızı bildiriyor Cenab-ı Hak. Böyle olursanız hazır olursun. Aksi halde ahmaklardan olursun. Şöyle davranırsan akıllısın. Böyle davranırsan akılsızsın. Evet. Ölçü bu. Akıllı olan yüzünü ahirete çevirir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak hayatını devam ettirir. Evet, öyle devam ettirir. Evliyanın büyüklerinden olan Habibi Acem Hazretleri önceleri çok zengin idi. Ve tefecülükte uğraşırmışmış bu zat, evet, önceleri. Bir gün evinde işte et pişirirken birisi gelip Allah rızası için bir sadaka der ve kapısını çalar. Gelen kimse gerçekten ihtiyaç sahibi birisi ama Habibi Acem Hazretleri kapıyı yüzüne kapatır. Tabii o gelen kimse de üzüntülü bir şekilde oradan ayrılır. Habibi Acemi Hazretleri bir müddet sonra ocaktaki çömleği indirince içindeki etin tamamen kan ve irin haline geldiğini görür. Kan ve irin haline geldiği görülür. Bunu değişik şekillerde bazı kitaplar anlatılıyor da biz özet olarak naklediyoruz. Habibi Acemi Hazretleri bir müddet sonra ocaktaki çömleğin içerisinde bunları böyle görünce tabii orada bir zaman geçiyor. O zaman içerisinde kendisini toparlıyor. Hani hidayet nurlar deniyor ya, evet, kalbine girmeye başlıyor ve o güne kadar yaptıkların hepsi böyle gözünün önünde film şeridi gibi takır 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 iniyor ve pişmanlık duygusu kaplıyor bunu ve o anda tövbe ediyor ve tövbe etmek için de yani yaptıklarını aleni yapıyor diye bunu, evet, da aleni olarak duyurmak için Hasan-ı Basri Hazretleri'nin döneminde yaşamış, yani Sahabe-i Kiram'dan sonraki dönemde, bu tabi'in döneminde yaşamış. Ve kendisi de tebe-i tabiinden oluyor. Çünkü Hasan-ı Basri Hazretleri tabiindendir, bu tebe-i tabiindendir. Doğru Hasan-ı Basri Hazretleri'nin dergahına, medresesine ve ona talep olmak üzere yola çıkar. Yolda giderken sokakta böyle oynayan bir grup çocuk. Bunu uzaktan görüyorlar ve çocuklar diyorlar ki çekilin çekilin. Tefeci Habib geliyor, ayaklarından kalkan toz üzerimize gelir, biz de onun gibi bedbaht oluruz diyerek kaçışmaya başlarlar. Ona ne tokat ya. Evet. Hakikaten ne tokat. Çocuklar vasıtasıyla. Evet, çocuklar vasıtasıyla. Tabi bunu duyuyor. Sonra yine ama yolundan dönmüyor. Doğru Hasan-ı Basri Hazretleri'nin evine gidiyor. Huzurunda tevbe-i nasuh ediyor. Tevbe-i nasuh yani bir daha o günaha dönmemek, evet, üzere söz veriyor. Tövbe ettim diyor. Bir daha tefecilik mi? Aa! Diğerlerine de aynı şekilde. Elini öpüyor ve talebe soruyor. Ve hocasının huzurunda, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin huzurunda da şöyle dua ediyor. Ya Rabbi ben çok günahkarım. Fakat senin mağfiretin sonsuzdur. Dilediğini yaparsın. Benim derdim ancak sen derman olursun. Ben ancak sana sığınırım. Ya Rabbi, boynumu büküp sana teslim oldum. Beni affet diye boynunu büker. Ve oradan ayrılır. Evine gitmek üzere. Yine aynı şekilde bir grup çocuk. Aynı çocuklar. Oyun oynuyorlar. Bu sefer de aynı çocuklar. Görüyorlar Habibi Hacem Hazretleri uzaktan geliyor. Çekilin çekilin. Üzerimizdeki tozlar tevbekar Habibe bulaşmasın. Bulaşırsa Allah-u Teala sevgili kulunu üzmüş oluruz diyorlardı. Ya. Evet. Nereden nereye? Hem bir anda. Bir anda. Evet, bir anda. Hani bir söz var ya, söyleyene değil söyletene bak diye. İşte çocukların bu söz ve halleri onu da ayrıca duygulandırır ve tekrar ya Rabbi tevbemi kabul edip beni iyilerden eylediği için sana sonsuz şükürler olsun der. Söyleyene değil söyletene bak. Çocukların ağzından. Önceki söz neydi, şimdiki söz ne? Evet. Allah-u Teala sevgili kulunu üzmüş oluruz. Ve oradan Habibi Acem Hazretleri anlıyor ki tevbemi kabul etti Cenab-ı Hak diyor.
Onun için de ya Rabbi tevbemi kabul edip beni iyilerden eylediğin için sana sonsuz şükürler olsun diye tekrar şükrediyorum. Daha sonra her tarafa tellallar gönderip her kimin Habibi borcu varsa bunları helal etti. Aldığı faizleri de geri verecektir. Alacağı olanlar da gelsin paralarını alsınlar diye tellallar bağırır. Servetinin hepsini fakirlere dağıtır. Sonra da Fırat Nehri'nin kenarına bir kulübe yapıp burada ibadetle meşgul olur. Haç zamanı bir aile gelip kendisine der ki, biz hacca gidiyoruz, size bir miktar para bırakıyoruz. Uygun bir ev bulursanız bize satın alın diye parayı bırakırlar emanet olarak. Sonra hacca gitmek üzere yola çıkarlar. Bu sırada Basra'da çok kıtlık olur. Habibi Acemi Hazretleri ev için bırakılan paranın hepsiyle gıda maddesi alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Fakirlere dağıtır. Fakirlere dağıtır. Onlar ne diye bıraktı? Bu tutuyor paraları harcıyor. Bir müddet sonra tabii hacca giden aile dönüyor. Biz diyor haçtan döndük. Bizim için ev almışsınız. Evimizi almışsanız evimizi, almamışsanız paramızı isteriz. Biz diyor sana bıraktık. Eğer aldıysanız evi gösterin. Almamışsanız paramızı geri verin. Habibi Acemi Hazretleri cevaben onlara der ki, size ev değil köşk satın aldım. Ev değil köşk satın aldım. Öyle bir köşk ki bahçesinde ağaçlar, meyveler, nehirler vardır. Adam çok sevinip durumu hanımına anlatır. Hanımı hemen görmek isteyince Habibi Acemi Hazretleri kendilerine buyurur ki, sıkıntılı zamanda fakirlerin ihtiyaçlarını giderenlere cennette köşkler vereceğini Allah-u Teala vaat etmektedir. Ben sizin paranızla cennetten köşk aldım. Onlar da razı oldu. Bir müddet sonra karı koca ikisi de vefat eder. Onlar rüyada yakınlarına görünüp Habibi Acemi Hazretleri'nin bizim için aldığı köşklere kavuştuk derler. Ya. Mübarek olsun. Tabii mübarek olsun ya. Mübarek olsun. Böyle mi? Evet böyle. Evet böyle mi? Böyle. Allah adamlarının buyurdukları elbette ki. Elbette ki. Çünkü onlar da kendiliğinden konuşmaz ki. Kitaplarda yazılanı söylüyorlar ve ona inanıyorlar. Ve bu şekilde de yaşıyorlar. Böyle inanıp böyle yaşayınca da Cenab-ı Hak böyle ihsandan bulunur. Elbette ki ihsandan bulunur. Müslüman her aldığını helal mi haram mı düşünmeli. Haramsa almamalı. Aldığı şeyde hak olanlara hakkını vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi mutlaka düşünmelidir. Göz ardı etmemelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir buyurulmuştur. İnsanların kötüsü ise insanlara kötülük edendir buyurulmuştur. İnsan kazandığına kanaat etmeli, Allah-u Teala'nın da taksimine razı olmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kanaat eden doyar buyurmuşlardır. Bahattin Bey kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala beş şeyi beş şey içine yerleştirmiştir. Bu beş şeyi alan beş şeye de kavuşur. Beş şeye de kavuşur. İçindekilere de kavuşur. İzzeti şerefi, ben izzetli ve şerefli birisi olmak istiyorum. Hay hay. İzzet ve şerefi neye yerleştirmiş? İbadet etmeye. İbadet et, izzetli ve şerefli evet. Olursun. Zilleti, sefaleti günah işlemeye yerleştirmiştir. Günah işlersen zelil olursun. Evet, zelil olursun. İlmi, hikmeti çok yememeye. Adamın aklı fikri hep lokantadaysa, yemekteyse bu kimse ilim ve hikmet sahibi olamaz. Kalbi çünkü kör kalır. Heybeti, itibarı ise gece namaz kılmanın içine yerleştirmiştir. Zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaata tabi kılmıştır. Kanaat sahibi sen zengin. Evet. Kanaat eden doyar. Biraz önce naklettik ya. Kanaat eden doyar. Ve kanaat etmezse doymaz bu adam. Bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. İkincisine kavuşsa üçüncüsünü ister. Velhasılı gözünü bir avuç toprak doyurur. Hadis-i şerif de böyle bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, insanın yediklerinin en hayırlısı İyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allah-u Teala'nın peygamberi Davut Aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi buyuruluyor. Davut Aleyhisselam Allah-u Teala'nın peygamberi. Evliyanın büyüklerinden İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne dediler ki, falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor. Ve işte gelip kendinden geçiyor. Acayip garayip olağanüstü haller zuhur ediyormuş gençte. Bunu arz ediyorlar. Evet. İbrahim bin Ethem Hazretleri merak ederek gencin yanına gider. 3 gün o gencin yanında kalır. Misafir olur. Dikkat eder. Söylediklerinden daha çok şöyle şeyler görür. Olağanüstü şeyler. Evet. Gencin böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kalır. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur anlamak ister. Ve gencin yediklerine dikkat eder. Lokması helalden değilmiş. Yediklerinde içtiklerinde helale harama dikkat etmiyormuş genç. Ve o zaman diyor ki Allahu Ekber. Bu haller hep şeytandandır deyip genci evine davet eder.
Tabii kendi helal lokmalarından bir lokma yedirince gencin o olağanüstü halleri, ondan sonra istekli, gayretli hallerine hepsi gider. Kaybolur. O aşk, o arzu, o gayret kalmaz. Genç İbrahim Nethemi Hazretleri'ne der ki, bana ne yaptın böyle? Bende diyor hiçbir hal kalmadı, gayretim kalmadı, aşkım şevkim kalmadı diyor, bana ne yaptın böyle? İbrahim Nethemi Hazretleri buyuruyorlar ki, lokmaların yediğin içtiğin helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller hep şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi, asıl doğru halin şimdi meydana çıktı. Bunun için kitaplarda buyuruyor ki, haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zinnun-i Misri Hazretleri var, Evliya-i Kiram büyüklerinden. Bu Zinnun-i Misri Hazretleri, Bahattin Bey, hocası hayattayken hiç konuşmazmış. Ne sorarlarsa hiç cevap vermezmiş. Niye? Çünkü hocası izin vermeden veya hocası ahirete intikal etmeden talebenin konuşması edepsizlikmiş de ondan. Nelere dikkat ediyor? Evet. Kim ne sorarsa hayır. Ancak hocası izin verir, hani irşada vazife verir, o zaman başlarlarmış. Şimdikiler de iki satır bir şey öğrenince kitap yazmaya kalkıyor. Nerede, nereye değil mi? Böyle evet. Bir zat. Hatta bir gün hiç böyle konuşmazlarmış. Bir gün ikindi namazını kılmışlar. Cemaatte kılınmış. Çıkmışlar. Böyle camiye yakın yol üzerinde bir ev varmış. Bu mübareğin. İkindi üzeri işte artık gölgede yapmış böyle duvar. Duvara sırtını yaslamış. O camiden çıkan ve yoldan geçenlere gelin gelin istediğiniz sorun. Bir tanesi çok uyanıkmış. O cemaatin içinden hemen bir tarih kaydeder. Der ki burada bir iş var. Çünkü hocası başka bir şehirde, uzak bir yerde. Şimdiki gibi televizyon, radyo, telefon olmadığı için hemen birden haber alınmıyor. Saatine varıncaya kadar kaydediyor. Aradan işte artık bir hafta, üç hafta, beş hafta ne kadar zaman içerisindeyse haber gelir. Hocası tam o saatte vefat etmiş. Otomatik olarak o zaman izin verilmiş oluyor. Konuşmaya başlamış orada. Evet. O zaman anlatmaya başlıyor. İşte bu zat buyuruyor ki kalbi kararan kişide dört alamet bulunur buyuruyor. Kalbi kararan kişide dört alamet bulunur. Neymiş bunlar? Bir, ibadetin tadını duymaz. Ana, yandık ya. Evet. Bize mesela gelen mektup ve telefonlarda da efendim ibadet diyorum ama hiçbir zevk yok. Bize de aynı şekilde. Ne yapacağız? Çare istiğfara devam. Evet. İki, Allah korkusu hatırına gelmez. Çünkü haram günah olan şeylerde öyle bir cesaretli hareket ediliyor ki ya bu günahtır. Allah affeder ya falan. Allah saklasın ya. Allah saklasın. Çünkü yaptığı şey ateş. Yarın evet. Cehennemde görecek onu. İkincisi Allah korkusu hatırına gelmez. Üç, gördüklerinden ibret almaz. Cenazeye gidiyorsun falan. Hiç ibret almıyorsun. Gitti. Gidiyor. Hele bir de şimdi İstanbul'da yani onlar düzenledikleri için teşekkür ediyoruz da mesela kabirler düzeltilmiş falan. Bazılar masaya bakıyorsun. Kız olan kol kola giriyor orada. Uygunsuz vaziyetlerde falan. Allah Allah. Ya orada ölüler var ya. Sen de geleceksin ya oraya. Büyüklerden bir zata birisi gitmiş. Efendim demiş ibadetlerden ben tat alamıyorum, lezzet alamıyorum. Gayretim yok, aşkım yok, şevkim yok. Buyuruyor ki kabirleri ziyaret et. Gidiyor kabirleri ziyaret edip geliyor. Ve dönüşünde diyor ki ne oldu? Efendim hiçbir değişiklik olmadı bende. Hiçbir değişiklik olmadı. Buyuruyor ki yavrum dediğimi yapmadın mı? Kabirlere gitmedim. Gittim efendim diyor. O zaman buyuruyor ki sen bir parka gider gibi gitmişsin kabirlere. Piknik yerine gider gibi gitmişsin. Öyle değil buyuruyorlar. Kabre gitmekten maksadın oraya gideceksin. Kabrin başına oturacaksın. Ve oradaki kimsenin halini düşüneceksin. Bir zamanlar yaşıyordu. Doğum tarihi, vefat tarihi yazıyor orada zaten. Doğum tarihi, vefat tarihi bakıyorsun. Kaç sene yaşamış? 80 sene. Çocuktu, delikanlıydı, gençti, yaşlandı, 80 yaşına geldi ve şimdi öldü, toprağa gömüldü. Ne zaman ölmüş? Şu tarihte. Kaç sene olmuş? 50 sene. 50 sene içerisinde toz oldu gitti bu. Hiçbir şey kalmadı. Ben de böyle olacağım. Bunu böyle düşüne düşüne o zaman ibret alır ve ondan sonra kendisine çeki düzen verilmiş. Demek ki gördüklerinden ibret almazmış kalbi kararların. Dördüncüsü de okuduklarını öğrendiklerini anlamaz kavrayamaz. Okuduklarını öğrendiklerini anlamaz ve kavrayamaz. Şimdi bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hatırlarına gelebilir. Peki efendim biz de mesela okuduklarımızı bazılarının hatırına gelebilir. Biz de okuduğumuzu anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Çaresi yok mu bu kalp kararmışsa çaresi yok mu? Var. İstiğfar. İstiğfara devam. Evet. Estağfurullah min kulli ma kerihallah. Estağfurullah min kulli ma kerihallah. Estağfurullah min kulli ma kerihallah. Ne kadar? Günde yüzden aşağı değil. Her gün ama.
Çünkü İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki bizim tevbeler de tövbeye muhtaç. Bu estağfurullah min külli ma kerihallah veya estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve yetubileyh. 100 defa bunu, arkasına da 100 defa kelime-i tenzih. Sübhanallah ve bihamdî sübhanallahil azim. Her gün buna devam edersek ne olur? Cenab-ı Hak ihsan eder, hakiki tevbe etmemizi ihsan eder. Evet hocam. Hakiki tevbe. O zaman zaten hakiki tövbeyi Cenab-ı Hak ihsan ettiği zaman o zaman titrer insan ya. Baktığına, ettiğine. Etrafına bakamaz zaten. Hep kendisiyle meşgul olur. Eyvah eyvah der ya. Şu kadar ömür yaşadım. Hepsi bomboş gitmiş. İbadetlerini boş görür. Onlar hep eksik ve eksik görür. Kendisini nakıs görür. Ve titremeye başlar. İşte o zaman olmuştur olan. O hal olmadı müddetçe. Ebu Süleyman Darani Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü devam ediyor bu zat. Mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Hakikaten öyle. Yemek yiyince uyku basıyor. Şey tabii. Yapıyor bir şey. Okuruz tabii canım. Yaparız. Namaz kılarız diyorsun. Hikaye o. Vaktinde kılmadım. Bir uyku bastırıyor. Vakit geçiyor. Hepsi gidiyor. Ve İslam alimleri buyuruyorlar ki mesela bunu naklettikten sonra helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Nasıl olacak? Adam şehvetinin peşinde, onun parasında, bunun ırzında, bunun bilmem tarlasında, tapanında, neyse yani. Malında, mülkünde gözü. Haram olan da o olacaktır. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri var. Bu Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri içinde bir şey anlatılır da. Bir gün hocasının işte dergahına gidiyor ya da evine gidiyor. Hocasına diyor ki ben diyor bir daha diyor sizin diyor bu dersinize gelmeyeceğim. Hocası hayırdır evlat ne oldu buyuruyor. Diyor ki sizin diyor cariyeleriniz diyor çok terbiyesiz diyor. Çok terbiyesiz diyor. Onun için de ben diyor bir daha gelmeyeceğim buraya. O zat hiçbir şey demiyor sadece tebessüm ediyor. Gidiyor hakikaten. Evet. Gidiyor. Ondan sonra ertesi gün sabahleyin diğer talebelerine o zat buyuruyorlar ki hadi buyuruyorlar Sehl'in cenazesine gidelim. Ha ne oldu diye soruyor da senin diyor cariyelerin çok terbiyesi diyor. Benim Sehl'im gel bana diyorlar bana diyor. Ben diyor onun için bir daha gelmeyeceğim buraya. Peki evladım diyor. Sen bilirsin. Ertesi gün sabahleyin buyuruyor ki o zat hadi hazırlanın Sehl'in cenazesine gidelim. Allah Allah. Bir haber de yok. Efendim anlamadık diyorlar yani sıhhatliydi geldi gelmeyeceğim dedi falan. Buyuruyor ki benim ömrümde hiç cariyem olmadı. Benim hiç cariyem olmadı. O çağıranlar cennet hurileriydi. Onu oraya davet ediyorlardı. Ve bu gece öldü buyuruyorlar. Bu gece öldü. Onu oraya davet ediyorlardı. İşte Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul Aleyhisselam'a tabi olmak ve ihlas yani her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul Aleyhisselam'a tabi olmak ve ihlas yani her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İbrahim bin Ethem Hazretleri de buyuruyorlar ki temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma buyuruyor. Ne kadar önemli bak. Temiz ve helal yemek. Çünkü helal yiyince gönlün her zaman agah olur. Hani buyuruyor ya haram kalbi karartır. Kalbi karartınca Allah-u Teala ve onun emirlerine de hatırına gelecek. Hep isyan edersin. Ama helal yersen oradan meydana gelen enerjiyle ibadet edersin. Allah-u Teala'yı hatırlarsın. Onun için İbrahim bin Ethem Hazretleri helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut istersen tutma. Çünkü her an Allah-u Teala'yı hatırlarsın. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyorlar ki bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya ihtiyaçlarını kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Ya ne güzel formüller bildiriyorlar. Evet hocam. Böyle yaparsan mesele yok. Müslümanın kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanması, kimseye muhtaç bırakmaması cihattır. Birçok ibadetlerden daha sevaptır buyuruluyor.
Bir sabah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram ile konuşurken kuvvetli bir genç erkenden dükkana doğru gidiyormuş. Bazılar diyorlar ki böyle erkenden dünyanı kazanmaya gideceğine buraya gelip de birkaç şey öğrenseydi daha iyi olmaz mıydı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetinde ise şeytanla beraberdir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır. Bir başka hadis-i şerifte ticaret yapınız, rızkın 1/9'u ticarettedir buyurulmuştur. İsa aleyhisselam ulul azm bir peygamberlerdendir. Birine sormuş ne iş yapıyorsun diye. O da cevaben diyor ki ibadetle vakitimi geçiriyorum. Peki diyor nereden yiyip geçiniyorsun? Her şeyim diyor kardeşim veriyor. Bunun üzerine İsa aleyhisselam buyuruyor ki o halde kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır. Başkasına yük oluyor çünkü. Evet. İslamiyet'te o yok. İslamiyet'te o yok. Ben ibadet edeyim başkası bana hizmet etsin yok öyle bir şey. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki çalışınız kazanınız. Allah-u Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allah-u Teala gökten para yağdırmaz. Lokman Hakim de oğluna nasihat ederken buyuruyor ki çalış kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. İyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür. Gerçekten de öyle. Evet. Get der ya get çalış. Kapıdan kovulur. Büyüklerden birine sordular. Özü sözü doğru olan tüccar mı yoksa geceleri namaz kılan gündüzleri oruçtan abid mi daha yüksektir? Hakikaten enteresan bir soru ha. Evet hocam. Özü sözü doğru olan tüccar mı? Ticaretle meşgul olan mı? Özü sözü doğru ama. Yoksa geceleri namaz kılan gündüzleri oruçtan abid mi daha yüksektir? Cevap. Emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihat etmektedir. Öyle ya. Önüne mal geliyor. Tokatlayıver bunu ya. Bunu anlamaz o. Karşıda salağın tekidir. O iyi malların arasına sokuver bu defolları. Her an dedidir. Yo. Diyorsa bu. Sağlam tutuyorsa mübarek olsun. Emin tüccar daha kıymetlidir çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan alışverişte, tartmada, onu aldatmaya uğraşmakta, o ise Allah-u Teala'nın emrini, rızasını gözetmektedir. Hatta şöyle bir hadise nakledilir de Bahattin Bey. Evet. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri hacca gitmiş. Kabe-i Muazzama'da bakmış, böyle yaşlı bir adamcağız, saçı sakalı ağarmış. Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne tutunmuş böyle, ya Rabbi diye nasıl böyle yalvarıyor, gözyaşı döküyor falan. Zahiren bakıyorsun, Allah adamı gözüküyor. Evet. Bahattin-i Buhari Hazretleri Allah-u Teala dua ediyor. Şöyle kalbine bir teveccüh ediyor. Bunun kalbindeki düşünce ne ki diye. Cenab-ı Hak gösteriyor. Kalbindeki düşünce işte Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne tutulmuş. Ne güzel yalvarıyor. Ne güzel ibadet ediyor. Ne mübarek adam desinler diye yapıyormuş. Ve subhanallah diyor. Zahiren Allah adamı. Ama kalbi çıvıt çarsın. Dünya adamı. Oradan işte Arafat'a çıkıyorlar. Arafat'ta Mine. Mine'de pazarlar kuruluyor. Orada Mine'de de bir genç. Hat zamanı oluyor bu. Bir genç. Kumaş tüccarı. Kumaş aynı şekilde ölçüyor, satıyor. Saatte 50 bin altınlık alışveriş yapıyor. Alışveriş 50 bin altın. Of. O zamana göre evet, çok para. Evet, müthiş para. Zahiren ona bakıyor. Allah Allah, ve subhanallah diyor. Bu da dünya adamı gözüküyor tam. Mübarek bir mekanda. Dua ediyor yine. Onu da kalbine bir teveccüh ediyor. Yani ne niyetle yapıyor bunu diye. Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Onun kalbindeki, o gencin kalbindekini de gösteriyor. Genç böyle kumaşları ölçerken böyle aman ha. Yani Allah korkusu. Eksik ölçmeyeyim. Hak geçer bana. Aman ha. O sana paranın üstüne aman az vermeyeyim. Veyahut da aynı şekilde uygunsuz para vermeyeyim. Bu kadar tiz davranıyor ki yarın ahirette bu hesabın altından kalkamam. Kalbindeki düşünce bu. Fe subhanallah buyuruyor. Zahiren dünya adamı ama kalben. Kalben. Ahiret ya. Kalben ahiret. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri helal kazanmak için alışveriş ederken helal kazanırken can vermeyi başka şekilde ölmekten daha çok severim buyurmuştur. Helal kazanmak için alışveriş ederken helal kazanırken can vermeyi başka şekilde ölmekten daha çok severim. İmam Ahmed bin Hanbel hazretlerine sormuşlar. Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip Allah-u Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen bir kimse nasıl bir adamdır? Böyle bir kimse hakkında ne dersiniz? İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri cevaben buyurur ki bu kimse cahildir, İslamiyet'ten haberi yoktur. Ya. İmam-ı Evzai Hazretleri İbrahim bin Ethem Hazretlerini sırtında bir yığın odun götürürken görüyor. Niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmazlar deyince İbrahim bin Ethem Hazretleri cevaben öyle söyleme.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Ya ona ittiba ediyorlar. Müslümanın kendine, evladına, ailesine ve borçlarını ödemeye lazım olanları kazanması farzdır buyuruluyor. Bunun için çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk edene azap yapılacaktır. Ve borç ödemek de farzdır buyuruyor. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günah olmaz. Hadis-i şerifte 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Çalışırken de dinin emirlerine uymalı. Haram işleyerek kazanılan paradan hayır gelmez. İstikballerini kazansınlar diyerek namusların, hayaların yok edilmesine kalbinde iman olan bir kimse hiçbir zaman ancak rıza gösteremez. Evet hocam. Namaz karın doyurmuyor. Kızların ev işlerini öğrenmesi ekmek parası getirmiyor. Zamana uymazsak, dine bağlı kalırsak sürünürüz gibi çılgınca konuşanlar da zaman zaman hep oluyor mu oluyor. Halbuki oğullarına küçük iken dinleri, imanları öğretilir. Kur'an-ı Kerim okutulur. Bundan sonra da oğluna veya kızına. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olarak para kazanmaya çalıştırılırsa yine aynı rızka hem de kolayca rahatça kavuşurlar. Din büyükleri böyle buyuruyor. Evet. Diyor ki ben diyor aynı şekilde çocuk yani önce diyor istikbalini kurdu. Hangi istikbal? Dünyada. Önemli olan ahiretteki istikbal. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben maddi ve manevi rızıkları taksim ettim. Değişmez bu. Haramdan isteyene haramdan gelir, helalden isteyene de helalden gelir. Ama çocuk önce dinini öğrenirse, ondan sonra aynı şekilde para kazanmaya başlarsa yine o rızık gelecek. Ama bu sefer daha kolay gelir buyuruyor. Fazlası kolay gelmiyor. Tabii fazlası gelmiyor. Ne takdir edildiyse o kadar. O. İstediğin kadar yırt kendini. Aynı şekilde. Kolayca rahatça kavuşurlar. Anaları, babaları ve çocukları hem sevap kazanır hem de kazançlarının hayrını görürler. Dünyada da ve ahirette de mesut olurlar buyuruluyor. Peygamberlerin hepsi çalışıp kazanmışlardı. Çalışmayıp camide oturarak Allah-u Teala'ya tevekkül ediyorum diyene hiçbir zaman inanmamalıdır. Bu çalışmanı terk ettiği için günah işlemektedir. Salih değil, aynı zamanda fasıktır bu kimse. Bunun kalbi Allah-u Teala değil, kulların mallarına bağlıdır. Önce sebebe yapışmak, sonra da bu sebebin tesirini Allah-u Teala'dan beklemekle emrolunduk. Mesela bir kimse muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayıp da ibadet etmesi caizdir. Bunu dinimiz reddetmiyor. Bunun için çalışmayıp ibadet edene suizan etmemelidir. İkisi de haramdır. İhtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklamak mubahtır buyuruyor. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Hadis-i şerifte insanların iyisi, insanlara faydası olanlardır buyurulmuştur. Ama övünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla kazanmaksa haramdır buyuruluyor. Çoluk çocuğun nafakalarını ve borçlarını ödemek için çalışıp helal kazanmak, nafile ibadetleri yapmaktan kat kat daha çok sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte, eshabım için fakirlik saadettir, ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir buyurulmuştur. İslam alimlerinin ve evliya kiramın büyüklerinden olan Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını temin için ve fukaraya yardım ve İslamiyet'e hizmet için çalışıp helal mal kazanmak çok iyidir. Süleyman Aleyhisselam, Emir-i Mü'minin, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf ve Eshab-ı Kiram'dan bazıları çok zengin ediler. Müslüman, dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allah-u Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helalı haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, kanunlara karşı gelmek, vergilerini vermemek, dünyaya düşkün olmayı gösterir, buyuruluyor kitaplarda. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. Allah-u Teala emrettiği için çok çalışıp çok kazanmak ve onun emrettiği gibi çalışıp kazandığını onun emrettiği yerlere sarf etmek, ibadet yapmak olur ki çok sevaptır buyurulmakta. Mesela zamanımızda birçok kimse, efendim diyor haram işlemeden mesela namazı muntazam kılarak geçimi temin etmek çok zor diyor, mecburen günah işliyoruz deyip geçiyor hemen. Hakikaten böyle diyen çok. Çok. Para kazanmak için haram işlenmez. Hiçbir namaz kaçırılmaz. Ezelde ayrılmış olan rızık değişmez. Aynı rızık helalden isteyene helal yoldan gelir, haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Cahillerin işte bu zamanda işte efendim haram işlenmezse veyahut da aynı şekilde oğlum faiz olmazsa iş kuramaz, yapılır falan, bozulur işi falan filan değil mi? Bunlar hikaye. Doğru değil bunlar. Haram işleyerek kazanmamalı demek, boş oturmalı, çalışmamalı demek değil.
helal yoldan çalışıp kazanmalı demektir. Haram yoldan kazanan hem büyük günah işlemiş olur hem de kazandıklarının hayrını görmez. Kazandıkları hekime, hakime ve düşmanlarına gider ve günah işlemekte kullanılır. İnsanı felakete sürükler. Gerçekten yani İslam alimleri, din büyükleri kitaplarda ne yazmışsa bakıyorsunuz aynısı tahakkuk ediyor. Hiç değişmiyor bu. Hep aynı. Her zaman. Hakikaten aynı. Öyle. Hekime hakime mi gidiyor? Hekim doktor, hakim de işte mahkemeye gidiyor falan. Vay efendim sen benim arsama tecavüz etmişsin. Vay efendim işte çocuk üşütmüş. Yok hanıma bir şey olmuş. Yok benim ayağım bilmem ne olmuş falan. Götürürsün yatırırsın yani. O kadar. Mesela din büyükleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Rızık hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yemez. Kimse kendi rızkını yemeden, bitirmeden ölmez. Bir kimse Allah-u Teala emrettiği için çalışır. Rızkını helal yoldan ararsa ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. Bu çalışmalar için de sevap kazanır. Eğer rızkını Allah-u Teala yasak ettiği yerlerde ararsa yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felaketlere sürükler. Hadi buyur şimdi. Evet. Mesela şimdi zamanımızda diyor. Evet modaya uymadan olmuyor diyerek çocuklarını ve hele kız çocuğu olsun erkek çocuğu olsun para kazanmak için haram yerlere gönderenler öyle çoğaldı ki. İşte aç kalmalarından korkarak onlara dinlerini öğretmiyorlar. Kur'an-ı Kerim okutmuyorlar. Ve çocuklarını cahillerin eline bırakıyorlar. Çocuklar dinsiz imansız yetişiyor. Ve ne oldu? Beyefendi hanımefendi çocukların istikbalini kurtardı. Ne istikbali kurtardı? Çocuğu cehenneme attın gittin. Sözde. Tabii Allah-u Teala korusun ya. Abi. Güya istikbalini kurtarıyor. O kurtarmadı aslında. Perişan etti, perişan etti. Dünyadaki istikbalini kurtardı gözükse bile. Tabii ya. Onlar şeyinde öyle gözüküyor. Kurtardık biz çocukların istikbalini ama. Ya. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ne bir gece misafir gelir. Bu esnada bir şey yazıyormuş. Bir müddet sonra lambanın yağı azalır. Sönecek gibi olunca misafir, ya emir müminin kalkıp lambaya yağ koyabilir mi diye sorunca hayır. Misafire iş gördürmek insanın mürüvvetine yakışmaz buyurur. Sonra misafir der ki o halde hizmetçiyi kaldırayım. Hayır o da olmaz çünkü daha yeni yattı. Yerinden kalkıp yağ getirdi ve lambayı doldurdu. Yanındaki misafire dönüp bu işi yapmaya gitmeden önce de Ömer'dim. İşi yaptıktan sonra yine Ömer'im. Gördüğün gibi bende bir eksiklik olmadı. İnsanların Allah'ın da hayırlısı tevazu sahibi olanıdır buyurmuştur. Ne güzel evet. Ders ama ya. Evet. Halbuki bakın dikkat edin Ömer bin Abdülaziz devlet başkanı ha. Evet. Sıradan bir kimse değil. Ve oradaki hizmetçi de bu işi yapmakla mükellef. Ama onun da belli bir aynı şekilde mesaisi var. Mesaisi dolmuş adamcağız yapmış. Evet. Diyor, onu kaldırmak uygun değil diyor. Bitti onun vazifesi bitti. Ben yapayım. Sen de misafirsin diyor. Misafirin aynı şekilde hizmet ettirmek. O da mürüvvete sığmaz. İnsanlığa yakışmaz. Dolayısıyla yani bir kimse bunu yapıverse falan. Benim gibi adam kalkacak da lambaya yağ mı koyacak? Koyacak tabii ya. Elektrik söndü. Mumu yakıver. Yok hanım yaksın. Oğlan yaksın. Kız yaksın. Sen yaksan ne olur? Şerefinden bir parça mı kopar? Hayır. Hayır. Ömer bin Abdülaziz der böyle insanlar olduğu gibi hayvanlara da çok merhametliymiş. Bir katırı varmış. Bu katırı pazarda çalıştırır. Bununla ihtiyaçlarını temin eder. Fatih Bey bize masal gibi geliyor. Bu devlet başkanı biliyor musun? Evet. Oradan maaş almıyor. Katırı çalışıyor da çoluğun çocuğun nafakasını oradan temin ediyor. Katırı çalıştıran işçi bir gün fazla para getirince demek ki katırı fazla çalıştırmışsın. Hayvanı 3 gün dinlendir buyurmuş. 3 gün dinlendir çünkü ya, eziyet ettin. Fazla çalıştırmışsın. Fazla çalıştırmışsın. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ne sevenler olduğu gibi sevmeyenler de var. Sevmeyenler öldürmek için harekete geçtilerdi. Ve zehirlediler bu zatı. Zehirlediler. İnsanoğlu ne kadar ya. Nice Cenab-ı Hakk'ın böyle sevgili kullarına aynı şeyler yapmışlar. Ha Cenab-ı Hak buna şehitlik nasip etti ama bunu zehirleyen kimsenin akıbeti ne olacak? Bunları hazırlayanların akıbeti olacak? Hulasa netice olarak. Hazırlıklı mı olmamız lazım? Evet. Neye? Ölüme. Ölüme hazırlıklı olabilmek için de tevbeyi bir an önce yapmamız lazım, ibadetleri yapmamız lazım, kazaya kalan oruç borçları, kazaya kalan namaz borçları, kazaya kalan zekat borçları, kazaya kalan kurban borçları, fıtra borçları ve kul borçları ne varsa bunları dünyada ödemek kolaydır. Ama ahirette
Ha. Çok zor. Çok zor, imkansız gibi bir şey. Hani başlangıçta naklettik ya, işte hadis-i kutsi'de geçiyor. İşte yol uzun, ağır ve dolayısıyla yükünüzü hafifletin buyuruyor. Bedenleriniz zayıf, yol uzak, yük ağır, sırat ince, geminizi yenileyin, azığınızı bol alın, yükünüzü azaltın, halis para alın. Gittiğiniz yerdeki sarraf kalp para almıyor, kabul etmiyor, geçmiyor orada. Onun için Cenab-ı Hak anlayışımızı artırsın, idrakimizi artırsın. İnşallah Teala bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine din büyüklerinin buyurdukları kitaplarında naklettiği, bildirdiği şekilde olmamızı, idrakimizi artırarak, anlayışımızı artırarak bunları anlamayı, kabul etmeyi ve bunlara göre de yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. İnşallah Teala. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.